Merhaba, Akademiden Notlar'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Yaşar Hocam nasılsınız? Teşekkürler Orçuncuğum. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler hocam. Geçtiğimiz 2 hafta yapay zeka ile ilgili programlar yapmıştık. Hem ChatGPT ile ilgili aslında giriş bölümü olarak nitelendirebileceğimiz bir bölüm vardı. Daha sonra da değerli meslektaşımız Gizem ile birlikte bunun birazcık daha etik boyutuna, hukuksal boyutuna bakmıştık. Bu hafta da aslında yapay zekanın bilimsel iletişime etkisi üzerine biraz konuşalım istedik. Bu da aslında çok popüler ve sıcak konulardan biri akademide. ChatGPT ve benzeri aslında içerik üreten bir anlamda teknolojilerin, yazılımların bilimsel iletişime etkisi son yıllarda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Bunu aslında belki de çeviri yapan programlar da dahil. Google Translator gibi benzeri programlar da dahil aslında buna. Ama tabii ChatGPT ile beraber bununla ilgili olan süreç çok daha farklı bir boyuta geldi. Çünkü artık oradaki içeriklerin oluşturulması anlamında belki de farklı bir yazar devreye giriyormuş gibi bir his oluşmaya başladı. Yayın evlerinin aslında bilimsel iletişim içerisindeki önemli paydaşların bu konuda görüşleri de yavaş yavaş netleşiyor. En azından ilk tepkiler gelmeye başladılar. Hocam, öncelikle aslında bilimsel iletişimi belki izleyenlerimize birazcık daha açmak gerekir mi? Yani akademideki bu bilimsel iletişim aslında sadece yayınlar açısından değil, çok daha geniş kapsamlı bir süreci ortaya koyuyor. Hatta bizler de hem lisans hem de lisans üstü seviyelerinde bunların dersleri de var bilimsel iletişim altında. İsterseniz öncelikle bilimsel iletişimi çok kaba hatlarıyla bir tanımlayalım. Sonra da yapay zekanın etkisi üzerine biraz konuşalım isterim. Buyurun hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Evet, bilimsel iletişimi biz burada aslında bir şemsiye terim olarak kullanıyoruz. Çünkü bir şekilde yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili bütün süreci yansıtsın diye. Yani daha kuluçka aşamasından tutun, onun bir araştırma sorunu olarak formüle edilmesine, gerekli fonların bulunup işte araştırmanın yapılması, sonuçların yayınlanması, bu sonuçların ne tür bir etki uyandırdığının atıf analizi vesaire gibi bir takım şeylerle görünmesi gibi çok geniş bir süreci kapsıyor. Tabii burada bir diğer şey de bu şemsiye terimi seçerken hani bilimsel iletişim denilince genellikle sadece belki yayıncılık kısmı öne çıkıyor çoğu zaman. Halbuki biraz önceki geniş çerçevede ele aldığımız zaman İşin içerisine biraz önce de dediğim gibi araştırmanın daha doğuşundan, fikrin ortaya çıkışından, bu o araştırma sonuçlarının yayınlandıktan sonra da izlenmesine ve ne tür etkiler yarattığının bilinmesine kadar bütün aşamaları içeriyor. O açıdan da belki bu o çerçevede İkisi aynı anlama gelmiyor ama bilim iletişimi terimini de bu programa dahil edebiliriz. O da kuşkusuz yapılan araştırmaların herkesin anlayabileceği bir şekilde rapor edilmesi anlamına geliyor çok kabaca söyleyecek olursak. Yani teknik bir konuda yapılan bir araştırmanın senin benim anlayabileceğim şekilde rapor edilmesi, işte bilim gazeteciliği vesaire de bunun içerisine giriyor. Bugün konuşacağımız yapay zeka uygulamaları kuşkusuz bu tür özet çıkarma, işte daha anlaşılır bir şekilde bu o özeti yazma gibi uygulamalarda da kullanılıyor. Hatta belki de en popüler uygulamalar şu aşamada bunlar diyebiliriz. Ama bu tür uygulamalar kuşkusuz yeni değil. Belki birazdan açarız. Bu demin sözünü ettiğimiz aşamalarda ne için kullanılıyor yapay zeka ve makine öğrenimi
yazılımları diye. Dolayısıyla da bu çerçevede sanıyorum ki işin içerisine hatta hani bilim iletişimi dediğimiz zaman bugün bellek kurumlarının verdiği hizmetlerin de bundan etkilenmesini bu çerçevede düşünmek lazım. Yani sonuçta kütüphanelerde vesaire veri bilimcilerinin sağladığı hizmetlerde bir şekilde bilimsel iletişimle ilgili ürünlerin aranması, bulunması, işte özetlerinin çıkarılması vesaire gibi işlemlerin de yapay zeka uygulamalarının ilgi alanında olduğunu hepimiz biliyoruz. Hocam çok teşekkürler. Aslında bilimsel iletişimle ilgili de bizim farklı programlarda değinmiştik. Ama burada gerçekten yapay zeka uygulamalarının bu alandaki etkisi de bence önümüzdeki yıllarda daha çok tartışılacak. Çünkü burada bir dışarıdan müdahalenin aslında özellikle entelektüel bir çalışma içerisinde özgünlüğü ne kadar bozup bozmayacağı konusunda veya bunun anlaşılıp anlaşılamaması en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Burada belki intihal yazılımları açısından da aslında bilimsel iletişim yeni bir meydan okumaya sebep olacak. Özellikle son yapılan çalışmalarda benzerliğin aslında demek ki orijinallik için yeterli olmadığı, bu kontrolün yeterli etkiyi sağlamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni bir pazar da ben ortaya çıkacağını aslında düşünüyorum. Bu konuda çalışan şirketler çok farklı şekillerde bu çalışmaları belki de denetleyecek. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapacak ama ondan önce herhalde yayıncıların, editörlerin ya da işte bu bilimsel iletişim içerisindeki diğer paydaşların buradaki bakış açıları önemli diye ben düşünüyorum. Siz genel bir aslında kaba hatlarıyla bir tarama yapmıştınız. Bununla ilgili nasıl tepkiler gelmeye başladı hocam? Özellikle yayıncılardan buradaki belki hani belli başlı ana bu çalışmaları yürüten firmalar veya buna benzer yayın evlerinden nasıl tepkiler gelmeye başladı? Aslında biraz önce de dediğim gibi yani bu tür uygulamalar yayıncılık alanında vesaire yeni değil. Geçmişi epeyce eskilere kadar gidiyor. Hatta öyle ki yani bilimsel yayıncılıkta yapay zeka uygulamalarının kullanılmadığı bir aşama yok gibi o açıdan bakıldığında. Yani makalenin yazımından tutun da bunun işte hedeflenen dergiye gönderilmesine, gönderilen malzemenin işte benzerlik oranının bulunmasına ya da o makalede kullanılan bir takım şekillerin, tabloların, görüntülerin vesaire başka yerden apartılmış olup olmadığının hakemlere gönderilmeden önce test edilmesine, işte belirli bir hakem, pardon, makaleyi değerlendirmek için kimlere bu makalenin akran değerlendirmesi için gönderilebileceğine, makale içerisinde geçen bir takım başka kaynaklardan yapılan alıntıların bağlamında kullanılıp kullanılmadığına, bunun ötesinde teknik olarak işte makalenin ya da yayınlanmadan önceki kopyaların üretilmesine işte hakem kopyası şudur budur vesaire gibi üretim sonrası arama motorlarına bunların tanıtılmasına sonuçların bazen öz biçiminde işte 300 kelime olarak özetlenmesi hatta bazen Twitter malzemesi olarak TLDR dediğimiz işte çok uzun okumadım diye bir kısaltma biliyorsun bu. Tek cümlede makalenin içeriğini özetlemeye kadar birçok alanda yapay zeka uygulamalarını görüyoruz. Hocam şu Dolayısıyla anda Türkiye'deki dergi editörleri bence gözyaşlarına kapıldılar. Çünkü ben bu derecede yapay zekayı bu dergi yayın süreçlerine dahil eden çok az dergi olduğunu düşünüyorum. Bir araştırma yapmadım ama Türkiye'de, yurt dışında herhalde bu platformlara entegre gelen bir takım hizmetler olarak oluyor ama
Türkiye'deki editörler bunlardan faydalanamıyor diye düşünüyorum yani. Aslında şöyle, yani bunların hepsini birlikte yapan bir platform belki yok, ama mesela biraz önce saydıklarımın her biriyle ilgili şu anda ücretsiz, çoğu ücretsiz olarak erişilen yapay zeka uygulamaları var. Yani makale yazma için işte PaperPal ya da Writeful gibi, ya da zaten makaleyi işte dergilere gönderme konusunda aslında çok iyi, işte ScholarOne gibi vesaire uygulamalar var. Wiley şirketinin Rex uygulaması var. Bu sizin gönderdiğiniz bir makalenin işte neresi özüdür, neresi yazardır, neresi teşekkürdür vesaire, bunları kolayca yapıyor. Çünkü aslında bu makale submit edenler, gönderenler bilir. Epeyce sıkıcı bir iş. Yani makalenin hakemlere gönderilmesi için hazır hale getirilmesi, elle yapılacak olursa insanın birkaç saatini alıyor. Her neyse, onun ötesinde gene biraz önce sözünü ettiğim atıfların kullanımı ile ilgili AI diye bir uygulama var. Benzeri şekilde SiteScore diye bir uygulama var. Görüntülerin aşırma olup olmadığını test eden, ki bu çok önemli bir konu maalesef. Birkaç pikseli değiştirip orijinalmiş gibi sunulabiliyor. Bunların peşinde koşan yazılımlar var. Proofic gibi ya da Image Twin gibi yazılımlar. Dolayısıyla yani bölük pörçük de olsa bu aşamaların hepsiyle ilgili geliştirilmiş uygulamalar var. Eminim hani özellikle büyük yayıncılar bir şekilde bu uygulamaları plugin olarak değişik aşamalarda, değişik yoğunlukta kullanıyorlar. Sen programın başında örneğin benzerlik algoritmalarından söz etmiştim. Örneğin Turnitin de hepimizin bildiği bir şekilde makaledeki bazı paragrafların hangi kaynaklardan parafraze edildiği, yani kendi cümleleriyle aktarıldığı konusunda yayıncılıkta yardımcı olmak üzere bir takım şeyler yapıyor. Dolayısıyla da ilk programda, yani 2 hafta önceki programda sözünü ettiğimiz, ya acaba bu yapay zeka ile üretilmiş bir şey mi yoksa değil mi gibi bir takım sorulara cevap verme amacıyla. Ama o programda da dediğimiz gibi şu anda basılı ortamdaki havuzlardaki benzerliği test etmenin ötesinde bu uygulamaların ChatGPT'ye karşı geliştirilmiş olan benzerlik bulma algoritmaları kadar gelişmediğini de teslim etmek gerekiyor o açıdan. Şu anda en büyük tartışmalardan biri tabii ki bu makalenin tamamının ya da bir kısmının yapay zeka uygulamasıyla yazılmış olmasının kabul edilir olup olmadığı konusunda yoğunlaşıyor. Gerek Nature gerekse Science dergisi yakın zamanda, işte son 2 haftalık süre içerisinde ortak yazarın bu tür yazılımlar olduğu makalelerin herhangi bir şekilde kabul edilmeyeceğini, hatta ChatGPT ile yapılmış kısımlar varsa bunun doğrudan intihal olarak değerlendirileceğini, özellikle Science'ın yaklaşımı, bu Science dergisinin belirten bir takım yazılar, editoryallar, görüşler yazıldı. Dolayısıyla da öyle görünüyor ki her ne kadar bu konuda işte ilk çıktığı 30 Kasım'da çok daha farklı bir anlayış var iken, bir anda bunun aslına bakılırsa yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini, nerede kullanıldığının da açık seçik belirtilmesi gerektiği yönünde bir görüş oluşmaya başladı gibi gözüküyor. Fakat şunu da vurgulamakta yarar var. Baştan sona bir makalenin
ChatGPT'ye yazdırılması konusunda, tabii ki denetimli olarak yazdırılması konusunda da başarılı çalışmalar var. Yakın zamanda Conversation.com'da böyle bir yazı çıkmıştı. Orada örneğin belirli bir konuda araştırma önerisi sunması, işte bunun literatür değerlendirmesini, metodunu yazması vesaire konusunda ekranda gördüğümüz makaleden bahsediyorum. Üç aşamada akran değerlendirmesinden de geçecek kalitede bir makale üretildiği söyleniyor burada. Yapılan iş şu: her aşamada konuyu bilen bir uzmanın denetiminde ortaya çıkan ürün bu işin uzmanı olan kişilere gönderilip ya bunda bir sıkıntı var mı diye soruluyor. Nitekim akran değerlendirmesi yapan uzmanlar örneğin literatür değerlendirmesiyle ilgili sıkıntı olduğunu söylüyorlar ya da yöntemle ilgili. Sonra geri dönüp bunu ChatGPT'ye aktarıp işte bak literatür değerlendirmesiyle ilgili şöyle bir sorun var deyip 200 civarında konuyla ilgili makaleyi okuyup ondan sonra tekrar bir yazmasını söylüyor. Biraz daha başarılı bir sonuç elde ediyor. Ama sonuçta 3 turdan sonra hakemlerden geçebilecek kalitede bir içerik ortaya çıkıyor. Fakat burada belirtilmesi gereken husus şu: yani eğer çok sorgulamadan ChatGPT tarafından üretilmiş içeriği kullanacak olursanız, bunun bir takım sakıncalarının olduğu da literatürde yavaş yavaş yazılmaya başlandı. Yani bizim ilk programda, 2 hafta önceki programda belirttiğimiz bu halüsinasyon görme olayının metne yansımasının da dokümante edildiğini görüyoruz. Hatta onunla ilgili de bir örnek vereyim bu arada. Bu Scholarly Kitchen diye bir şeyde yayınlandı son birkaç hafta içerisinde. Konunun uzmanı olan bir vatandaş, adını unuttum şimdi, sosyal medyada bilimsel makalelerin duyurulmasının, onlarla ilgili tweet atılmasının vesaire, bu makalelerin daha sonra aldıkları atıf sayısına etki edip etmediği konusunda bir soru soruyor bu ChatGPT ile şey yapan kişi, ki kendisi de atıf analizi konusunda uzman, literatürü 10 yıllardır izleyen bir kişi. ChatGPT cevap olarak şöyle bir cümle getiriyor. Diyor ki AAS'in yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikan Bilim ve Sanat Kurumu, ki çok prestijli bir kurum, bu kurumun yaptığı bir araştırmaya göre sosyal medyada makalelerin duyurulması, onlar konusunda tweet atılması o makalelerin aldığı atıf sayısını %9 oranında arttırıyor. Şimdi bu işin uzmanı olan kişi diyor ki, yani ben hiç böyle bir araştırmaya rastlamadım. Özellikle de AAS gibi bir kurum tarafından yaptırılmış. Tabiri caizse sıkıştırıyor, yani bu çalışma nerededir falan filan diye. Ondan sonra biliyorsun ChatGPT son derece apolojetik olarak geri gelebiliyor bazen. Kusura bakmayın, öyle bir çalışma yok diye geri geliyor şey. Dolayısıyla da bundan belki çıkarılacak sonuç şu: biraz önce evet bir denetim olursa hakemlerden geçebilecek derecede, belki çok orijinalitesi yüksek değil ama bir içerik üretiyor diyoruz. Ama eğer örneğin biraz önceki atıf analizi konusunda uzman olmayan bir kişi söz konusu olsaydı böyle bir sorunun karşısında, öyle mi? Amerikan Bilim ve Sanat Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre işte ne kadar tweet atılmışsa o kadar çok atıf diye bir sonucu göğsünü gere gere herhalde araştırmacılar rapor edebilecekti ya da en azından
kaynak göstermeden böyle bir durum varmış diye kabullenebilecekti. Onun için de şu aşamada belki de Science ve Nature dergilerinin ve giderek diğer dergilerin de bu o tür yazılımlardan üretilen içeriğe kuşkuyla bakması ve bunun intihal olarak değerlendirilmesi çok yanlış bir yaklaşım değil. Çünkü ilk haftada da konuşmuştuk. Sonuçta bu doğal dili anlayarak size bir sonuç üretmiş bir yazılım değil. Sadece istatistiksel bir takım benzerliklere bakarak işte bu kelimeden sonra hangi kelimenin gelmesi en muhtemel diye olasılık hesaplarına bakarak bir çıktı üretiyor. Yani biraz önceki örnekte örneğin nereden AAAS adlı kurumun bir çalışmasında tweet sayısının atıf sayısını %9 arttırdığı sonucuna ulaştı. Bu kaynağı nereden getirdi? Onu bilemiyoruz ama giderek de bu konuda temkinli davranıyor herhalde. Benim denediğim bir şey vardı mesela işte kendi araştırma alanımla ilgili bibliometri ile desteklenmiş bilgi erişim konusunda bana bir açıklamalı kaynakça üret dediğimde ben garip bir AI programıyım. Dolayısıyla da hani böyle bir açıklamalı bibliografya yaratamam. Ama işte size bu konuda 3-4 tane kaynak yazabilirim gibi bir şey söyledi. Bu da herhalde belki de hani kuşkusuz kısıtlılıklardan biri ama öte yandan da kapsayıcı olamayacağı varsayımına dayalı olarak önceden konulmuş bir sınırlama diye düşünüyorum. Yani bu tür işte kaynakçası da olan bir makale yaz bana dendiği zaman herhalde bunu yapamayacak. Ama biraz önceki conversation.com'da belirttiğimiz yazıda olduğu gibi siz eğer o kaynakları bulup şimdi bunları oku bir literatür değerlendirmesi yaz buna göre dediğinizde bunu yapabiliyor anladığım kadarıyla. Kendim test etmedim ama conversation.com yazısından anladığım bu. Çok teşekkürler hocam. Burada şöyle bir test de yapılabilir bence önümüzdeki süreçte. Bir akademik danışman olarak aynı geri bildirimleri ChatGPT'ye ve bir yüksek lisans ya da doktor öğrencisine verip hani gelen malzemeye bakmak lazım. Hani hangisi daha iyi aşama kaydediyor? Bir makale yazımında veya mesela bir tez çalışmasıyla ilgili olarak bence bu tür yapılarda olacak. Yani hani o danışman aynı şekilde geri bildirimleri veriyor. Kimin ilerlemesi nasıl? Yani ChatGPT mi daha iyi iş çıkartıyor? Yoksa lisansüstü öğrenci mi daha iyi iş çıkartıyor? Bu tarzda bir takım çalışmalar olabilir. Ama sizin bu söylediğiniz en önemli noktalardan biri bence şu. Yani oradaki yapay zekanın oluşturduğu içerikle, metinle ilgili sizin gerçekten bir altyapınız yoksa burada bunun sağlamasını yapma ihtimaliniz çok zor. Yani buradaki kurulan cümleden, yaklaşımdan bunun yapay zeka tarafından üretiliyor olduğunun keşfedilmesi çok zor. Bazı algoritmalardan bahsetmiştik geçtiğimiz programda bunların tespit edebilmesi için ama sıradan bir vatandaşın veya alana çok hakim olmayan bir kişinin o alanla ilgili yapay zeka tarafından üretilmiş içeriği bir şekilde gözlemleyebilmesi çok zor bunun problemli olup olmadığını. Bir de bir yandan da aslında bir sarmala da giriyor diye ben düşünüyorum. Çünkü şu anda GPT-3 altyapısını kullanarak çok fazla sitede içerik geliştiriliyor. Bu arama motorlarının optimizasyonu açısından iyi noktalara gelebilmek için siteler. Diyelim ki herhangi bir mobil teknolojiyle ilgili birçok makale ürettiriyorsunuz ve bunları sitenizde yer veriyorsunuz. Bunları yapay zeka üretiyor ve siz arama motorlarını üst sıralara çıkabilmek için bu içeriği kullanıyorsunuz. Ama belli bir süre sonra yapay zeka kendi ürettiklerinden de beslenmeye başlayacak. Yani bir süre önce insan tarafından oluşturulan makalelerden ve içeriklerden beslenen yapay zeka bir süre sonra kendi ürettiği içeriklerle de aslında beslenmeye başlayacak.
Bu bir sarmala da neden olabilir, bir garip bir noktaya da neden olabilir. Aslında bu belli bir süre sonra acaba bu içeriklerle ilgili bir tek düzeliğe veya gerçekten hani bunun kaynağının tespit edilmesini de çok ciddi anlamda zorlaştırabilir mi? Algoritma açısından tespit edilemez bir noktaya gelebilir mi diye düşünüyorum. Belki o zaman gerçekten bu altyapıları sağlayan firmaların belli bir belki de görünmez bir filigranı bu çalışmaların içine yerleştirip bunların tespit edilebilmesini sağlayacak bir takım teknolojileri de kullanması zorunlu hale getirecek. Belki bunlarla ilgili de bir regülasyon olacak. Benzeri çalışma görsellerle ilgili de düşünülüyor aslında, videolarla ilgili de düşünülüyor. Bu anadan doğma dijital içeriklerin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğinin işaretlenmesi belki de zorunlu tutulacak. Avrupa Birliği kapsamında veya işte akademik çevrelerin kullandığı bir takım yazılımlar içerisinde diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili de herhalde önümüzdeki süreçte gündeme gelecektir. Belki de belirli kurum ve kuruluşların bunlarla ilgili yaptırımları da gündeme gelebilir. Çok önemli bir konuya değindin. Onu biraz açalım istersen ama önce şu öğrencilerin yaptığı ödevler mi yoksa ChatGPT'nin mi yaptığı ile ilgili Cem Say'ın teke tek teki programındaki bir sözünü ya da esprisini hatırladım. En azından D'leri dağları daha iyi ayırıyor diyordu ChatGPT için Cem Say Hoca. O konuda herhalde bir üstünlüğü var gibi ne yazdığından bağımsız olarak belki ama her neyse senin yorumuna gelecek olursak gerçekten de bu otomatik içerik üretme ve bunun literatürü işte bulandırması son derece kritik bir soru. Geçen haftalarda Google'ın yapay zekadan sorumlu kişisi bir toplantıda herhalde kapalı bir toplantıda aslına bakılırsa bununla ne yapacağını bilemedikleri için şu anda böyle bir yol izleniyor. Çünkü ChatGPT aynı soruya değişik zamanlarda değişik cevaplar verebiliyor diyor ki bu doğru. Dolayısıyla da Google'ın şu anda hani prestijle ilgili hususları daha ön planda tuttuğu için her ne kadar Google'ın belki de çok daha eskiye dayanan yapay zeka birimleri olmasına rağmen bu yönde topa girmiş değil ama arama motorları açısından çok kritik bir kavşaktayız gibi gözüküyor. Çünkü bir yandan örneğin OpenAI'nin en büyük destekçisi Microsoft gibi gözüküyor. Belki de yani bu zamana kadar Azure üzerinde bu o dönüştürücü algoritmalar denendi vesaire. Belki bundan sonra da İşte 10 milyar dolar destek çıkacağı konusunda bir takım haberler çıkmıştı. Gerçekleşti mi bilmiyorum ama öte yandan da çünkü bunu yapmasının nedeni Bing adlı araştırma motoruna monte etmeyi düşünüyor bunu. Öte yandan Google ise hani en azından şu andaki arama motorun pazar payı açısından düşünüldüğünde buna çok daha mesafeli yaklaşıyor gibi. Her ne kadar bu konuda yaptığı çalışmalar var ise de. Burada da sıkıntı şu, bu tür yazılımlar tarafından üretilen içerik daha baskın hale geldikten sonra iyice sapla saman karışacak. Yani daha şimdiden Google örneğin ChatGPT ya da benzeri yazılımlar aracılığıyla üretilen içerikleri filtreleme konusunda bir takım şeyler yapılması gerektiğini, biraz önce senin dediğin gibi belki de bunların işaretlenmesi gerektiğiyle ilgili bir takım görüşlere sahip. Hatta yani arama sonuçlarında biliyorsun şu anda sponsorda olan ürünler özel olarak belirtiliyor arama çıktılarının başında. Aynı şey bu tür içerikler
yazılımlar ile üretilmiş içerikler için de söz konusu olabilir. Ama arka planda bunların sadece damgalanması değil, makinenin öğrenmek amacıyla bu içeriği kullanması bir başka problem oluşturuyor. Yani siz etiketleyebilirsiniz belki ama öte yandan dediğim gibi ortalıkta hep bu tür içerik üretildiyse o zaman artık neyin bilimsel, neyin bilimsel olmadığını ayırt etmek de giderek zorlaşacak. Burada güvenilen teknolojilerden bir tanesi belki gene aynı yazılımın daha iyi hale gelmesi olarak düşünülebilir ama bu da sonuçta %100 doğru işleyen bir şeydi. Yani bu adversarial algoritmalardan bahsediyorum. Hani ya bana bir surat yarat, ben bunun işte makine tarafından mı yaratıldığını yoksa gerçek bir insan suratı olduğunu mu sana söyleyeyim diye iki farklı yazılım. Her ikisi de giderek daha yetkin hale geliyor. Yani birisi kandırmaya çalışıyor, diğeri bunun açığını bulmaya çalışıyor. Ama buna rağmen İşte yapılan çalışmalarda görüyoruz yani DALL-E tarafından üretilmiş ya da başka yazılımlar tarafından üretilmiş bir takım içerikler pekala işin uzmanları tarafından bile ayırt edilemeyebiliyor. Aynı şeyi içerik açısından düşündüğümüzde örneğin çok otoritatif bir şekilde ya şöyle bir çalışma yapılmış bunda da böyle bir sonuç elde edilmiş hikayesi aslına bakılırsa arama motoru uzayının dışına çıktığımızda çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bir takım şeyler barındırıyor. Arama motoru uzayının dışına çıktığımızda dememin nedeni şu, en azından arama motorlarını hala siz diyorsunuz ki ya bak ben bunları buldum sonuç olarak. Sen artık hangisine ilgili bulursan istiyorsan işte git full tekstine bak tam metnine vesaire kendi kararını kendin ver yaklaşımı şu anda baskın olarak kullanılan yaklaşım. Ama öte yandan kalkıp da ChatGPT'yi bir tavsiye sistemi ya da soru cevap sistemi olarak kullanmaya başladığınızda ve bunun karşılığında önerilen şeyleri yapmak durumunda kaldığınızda o zaman sıkıntı çok daha büyük. Yani geçen programda Gizem de bir miktar bunların üzerinde konuşmuştu. Kim sorumlu olacak hikayesi. Yani biz bugün yapay zekaya ne bilimsel araştırmanın etik yönüyle ilgili olarak ne yazarlık yönüyle ilgili olarak bir sorumluluk veremiyoruz. Yani ürettiği içerikte herhangi bir hata varsa ya sen bunun sorumluluğunu yüklen diyemiyoruz. Yani belki o yazılımı hazırlayan kurum sorumluluğu yüklensin diyebiliriz vesaire ama hani en azından bilimsel iletişim çerçevesinde bakıldığında örneğin metodolojik açıdan bir sıkıntı varsa ya da başka yönlerden yazar olarak sorumluluğu üstlenebilecek bir kimliğe sahip değil sonuçta yapay zeka yazılımları bu açıdan bakıldığında. Onun için de sıkıntı arama motorlarındaki durumdan çok daha aslında belki de düşündürmesi gereken bir sıkıntı önümüzdeki günlerde, aylarda nasıl çözüleceğini belki şu aşamada kimse pek bilmiyor ama en azından birçok koldan çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Hocam ben aslında bu yapay zeka ile ilgili çalışmalarda şuna da dikkat ettim. Mesela bu dikey olarak yapılan yapay zeka uygulamalarında zaten çok önceki yıllardan aslında çok iyi sonuçlara ulaşılıyordu. Örneğin işte Google'ın DeepMind çalışmaları içerisinde bu Go oyununda işte en iyi oyuncuları yenmesi, yine benzeri şekilde satrançta bu çalışmaları yapması ama bu genel yapay zekadaki işte bu en son ChatGPT ile beraber gelen sıçramada ben birazcık daha aslında konular ve derlem özelleştirildiği zaman çok daha iyi hedefe çalışmaların yapılabileceğini de düşünüyorum. Yani bugün siz ChatGPT'nin bu dil modellemesiyle ilgili
altyapısını aslında daha kontrollü bir derlem üzerinde çalıştırsanız, belki de o alanda gerçekten hiçbir şekilde probleme neden olmayacak ya da işte halüsinasyon görmesine engel olacak bir yapıya da kavuşturulabilir. Belki bunun üzerinde de benzeri çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aslında bunun güzel örneklerinden bir tanesi Microsoft'un satın aldığı GitHub üzerindeki Copilot uygulamasıyla gerçekleştirilmişti. Yani bununla ilgili de ben tekrardan onun ekranını da paylaşayım şey olması açısından. Yani buradaki yapı aslında çok ilginç çünkü tamamen aslında sizin buradaki yardımcı olan ve size hani destek verecek olan yapay zeka programcısı GitHub içerisindeki yazılan kodlardan bir şekilde faydalanıyor. Yani yine dikey bir yapı ama aynı zamanda genel özellikleri de içinde barındırıyor. Ve siz yazılımı yazmaya başladığınız zaman, programı yazmaya başladığınız zaman vermiş olduğunuz komentlerden, yorumlardan yola çıkarak ve sizin daha önce yazdığınız kodlardan yola çıkarak bir tamamlama gerçekleştiriyor. Ve aslında burada daha önce yazılmış kodları bütün o dillerle ilgili olan detaylara hakim olduğu için ve çok farklı bir derleme gitmediği için, örneğin işte Stack Overflow gibi bir içeriği kullanmıyor, işte farklı şekillerde kontrollü olmayan bir dizini kullanmıyor. Bu açıdan baktığınız zaman da sizin hedefe ulaşabilmeniz için tamamen dedike olmuş bir yapıyı gündeme getiriyor. Bence benzer çalışmalarda işte sosyal bilimler alanında, tıp alanında, mühendislik alanındaki derlemi tamamen incelemiş ve bunlar üzerine uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet robotu da devreye girebilir. Ve bence bunlarla beraber işte o içeriklerin üretilmesi konusunda çok daha profesyonel bir kimliğe de bürünebilir. Önümüzdeki günlerde bence bu şekilde özelleşmiş, alana özelleşmiş yapay zekaları da görmek mümkün olacak. O zaman belki bu halüsinasyon görme noktası belki de daha geri planda kalacak. İşte kaynakça gösterebilmesi, bunlarla ilgili çalışmaların yapılabilmesi de gelecek. Benim aklıma hep şu örnek geliyor. Hocam, bisikletle ilgili teknolojik gelişmeler devam ederken büyük bisiklet turlarında yavaş yavaş vitesli bisikletlerin kullanılıp kullanılmadığı gündeme gelmeye başlamış. Bisikletçilerin tamamı vitesli bisiklet mi olur? Yani vitesli olursa bisiklet işte bu mertliğe sığmaz, gerçek sporcu gözükmez vesaire demişler. Ta ki vitesli bir bisiklete sahip olan bir kadın bisikletçi bütün bisikletçileri geçip hani o çalışmalarda performansın çok daha iyi bir noktaya getirinceye kadar daha sonra da vitesli bisikletler artık standart bir yapı içinde yer almış. Yani bu şunu söylemek istiyorum. Bu performans ilk başlarda bu tarzdaki teknolojilerin sindirilmesi zorlaşıyor. Ama belli bir süre sonra bence bu artık çok daha standart bir yapı haline geliyor. Programcılıkta biz bunu görüyoruz. Programcılıkta sizin daha önce yazılmış olan kodları, daha önce yazılmış olan algoritmaları, kütüphaneleri kullanmamanız size eksi bir puan olarak geliyor. Yani iyi programcı yapılan çalışmaya ekler, kötü programcı sıfırdan yazmaya çalışır gibi bir anekdot da var. Ben size şu soruyu sorayım. Yani sizce bilimsel iletişimin geleceğinde yapay zeka ve benzeri yapıların oluşturduğu çalışmaları redakte eden, bunları düzenleyen, kontrol eden, birazcık daha derleyip toparlayan bir role dönüşür mü bilim insanının rolü? Yoksa bu ütopik bir sonuç mu olur? Yani ben yavaş yavaş buna doğru gidilebileceğini düşünüyorum. Yani sizin bir IDE'de, yani bizim yazılımlarda kullandığımız gibi bir IDE içerisinde çalışırken belli çalışmalarla beraber onun yapay zeka tarafından tamamlanacağını, sizi yönlendireceğini, beraber konu üzerinde tartışıp oraya o noktaya doğru gideceğinizi düşünüyorum ve makalelerin, bilimsel çalışmaların yapay zekayla birlikte yazılacağını, bunlarla destek alarak belli bir noktaya önümüzdeki yıllarda gideceğini düşünüyorum. Ya bu benim hayalim değil, isteğim de değil ama gideceği nokta olarak bunu düşünüyorum. Çünkü
programlama da aslında bununla beraber inanılmaz bir performans artışı olduğunu ben gözlemliyorum şu andaki teknolojiyle bile. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tavuk yumurtası gibi olabilir mi? Yani orijinal üretim, gezen Şimdi tavuk gibi. tabii gelecek günlerin ne göstereceğini çok kestirmek mümkün değil ama en azından şu andaki gerek yazılımcılıkta gerekse işte bilimsel iletişimde kullanım biçimlerine baktığımızda daha çok bir yardımcı olarak kullanılması yönünde. Yani daha önceki programda da söz etmiştik ki gene yapılan bir araştırma da işte program yaz dediğinizde evet yazıyor ama eğitilmesi gerekiyor. Bazen bir kere de doğru programı yazamayabiliyor vesaire. Aynı şey demin sözünü ettiğimiz Conversation.com makalesinde de söz konusu. Yani karşılıklı bir şekilde daha iyi sonuçlar üretmesi sağlanabiliyor. Ama şu ana kadar en azından özgün bir şey yaratma konusunda birazcık temkinli olmak gerekiyor sanıyorum ki. Yani böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Bu zamana kadar hiç öngörülemeyen bir takım şeyler sorular sorup bunların cevabını bulabilir mi diye sorduğumuzda yani belki daha çok yeni ama en azından böyle bir orijinaliteye sahip fikirler çıkabileceği yönünde pek bir şey yok. Yani bunun gerek hani ya bana öyle bir şey yap ki bu zamana kadar hiç kimse bunu düşünmemiş olsun dediğinizde unutmayın ki buradaki eksik olan sıkıntı şu. Mevcut literatür vesaire üzerine eğitildiği için elbette orada daha önceden öngörülemeyen bir takım ilişkileri ortaya çıkarma işte ne bileyim milyarlarca kez üzerinden geçme vesaireyle ilgili bazı şeyler belki de yani nispeten yeni olabilir ama orijinal olur mu? O çok tartışmalı bir konu. Yani öyle bir şey olsa belki ne bileyim çözülememiş sorunlarımızı çözme konusunda da çok yardımcı olur ama bu zamana kadarki özellikle de ne bileyim işte örüntü eşleştirme ya da gizli bir takım bağları bulma konusunda gerçekten de çok başarılı. Ama daha önceki bir programda da sözünü ettiğimiz gibi neden sonuç ilişkisi bulma konusunda o kadar değil. Evet korelasyon bulabiliyor, şununla şu arasında bir ilişki olabilir diye ama şu şuna neden oluyor o gibisinden bir akıl yürütmeye sahip olabilmesi için gene bu alanda çok iyi bilinen dünya bilgisine sahip olması gerekiyor. Bu dünya bilgisine sahip olacak şekilde eğitilebilmesi, ne bileyim daha önceki programlarda da sözünü ettiğimiz gibi çok uzun bir süre gerektirebilir. Nereye evrileceğini tabii bilmiyoruz. Ama şu biraz önce söylediğin saptama son derece doğru. Zaten kısıtlı alanlarda, domainlerde çok iyi sonuçlar verdiğini biliyoruz. Yani onun için diyoruz işte uzman sistemlerden sonraki atılım çok daha başarılı diye. Biraz önce bahsetmedik gerçi ama yani şu anda otomatik olarak diyelim ki çok büyük bir konferansta sunulmuş olan bildirileri kümeleyip bildiriler kitabında hangi başlıklar altında yer alması gerektiğini onları tanıtıcı metinleri vesaire pekala yazabiliyor. Belki hatırlarsın bizim düzenlediğimiz Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi sempozyumlarında o zamanlarda bildirileri değerlendirmek için yazılım kullanıyorduk. Ve işte hakem önerisinde bulunuyordu, ne bileyim başlık önerisinde bulunuyordu vesaire. Ama o zamandan bu yana çok daha gelişti. Otomatik olarak şu anda size pekala bir
bildiriler kitabını kümeleyip sıraya sokacak şekilde bir takım sonuçlar üretebiliyor. Ama oradaki domain, oradaki içerik son derece kısıtlı. Yani dünya bilgisi dediğimiz şeyle karşılaştırdığımızda bu tür kümeleme algoritmalarının başarılı sonuçlar verdiğini zaten biliyoruz. Mükemmel değil belki ama en azından biraz önce senin dediğin gibi işleri kolaylaştırma, verimi arttırma, daha kısa sürede daha iyi işler başarabilme kısmını yapıyor. Aynı şey bilimsel iletişim için de söz konusu. Yani daha derli toplu bir metin oluşturup özellikle burada maddi hata olup olmadığını süzgeçten geçirecek bir uzman ya da uzmanlar var ise o zaman iyi şeyler ortaya çıkarabilir. Ama orijinalite şu anda en azından biraz soru işareti. Yani burada karşılaştırılacak şey Go gibi ya da satranç gibi uygulamalar olamaz, olmamalı. Çünkü orada en azından yani ne bileyim sonlu sayıda bir takım şeyler üzerinden kaba hesaplama gücüne dayalı olarak olasılıkların ortaya çıkarılmasıyla belki işte en iyi satranççıdan daha iyi ya da en iyi kim bilir yarışmasında soruları cevaplayabiliyor. Ama bunların bir şekilde düşündüğünüzde bu tür bilgi yarışmalarında maddi cevaplar söz konusu ya da satrançta ya da Go oyununda belirli adımlar söz konusu. Aynı şey bilimsel iletişim bazında düşünüldüğünde neden sonuç ilişkisini de ispatlayacak şekilde yeni buluşlar yapmasına ne kadar uygulayabiliriz? Orası şu anda çok açık değil gibi gözüküyor. Hocam bu değerlendirme, yani özellikle akran değerlendirmesi ile ilgili olan süreçte şu andan itibaren kafalarda bir soru işareti de oluşmuştur bence. Yani gerek tez danışmanları açısından, gerekse işte hakemler ya da editörler açısından bunların işte ChatGPT veya benzeri altyapılarda üretilip üretilmediği ile ilgili. Yani bu süreçte aslında bunların ispat edilmesi, bunlarla ilgili İşte siz biraz önce belirttiniz Nature'da vesairede bunlarla ilgili editoryal çalışmalar olmuş ama ya bunların ispat edilmesi, yargı sürecine taşınması vesaire kısımlarında da çok ciddi aslında açıklar var, soru işaretleri de var. Zaten aslında bu süreçleri biz özellikle intiharla ilgili süreçlerde çok zorlanılıyor. Yani bunların bir şekilde hukuk tarafıyla ilgili olan kontrolleriyle ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. İşte sizin intihar olarak değerlendirdiğinizi bilir kişi farklı olarak yorumlayabiliyor ya da işte daha önce örneklerini şey yapmışız. Biz sadece daha iyi yazılan İngilizceyi aldık gibi bir takım açıklamalar vardı vesaireler. Yani bu konularda aslında ciddi anlamda bunların önüne bir bariyer getirilmesi, bunlarla ilgili işte bunların yasaklanması vesaire yapılması bu konularda bence bir çözüm sağlamayacaktır. Yani bu editoryal olarak bunların işte kabul edilmeyeceğini söylenmesi bir çözüm burada sağlamayacaktır. Çünkü özellikle bence her yeni gelen nesil cümle kurma konusunda veya işte kendi düşüncelerini ifade etme, yazılı olarak ifade etme konusunda daha çok zorlanıyor. Yani bu zorlanmanın çok ciddi anlamda bir çözüm olarak karşımıza çıkan bu doğal dil işleme algoritmalarından faydalanmaması, bunların bir şekilde kolayına kaçmaması düşünülemez diye ben aslında bir öngörüde bulunuyorum. Yani bundan sonraki süreçte belki bu akran değerlendirme sistemlerinin önemi çok daha mı artacak? Yani işte oradaki süreçler, hakemlik süreçleri vesaire çok daha sertleşecek mi, çok daha uzun mu sürecek diye de bir anlamda bir endişe de aslında taşıyorum. Zaten aslında bu bilimsel iletişimdeki değerlendirme süreçleri zorlaşıyor biliyorsunuz. Hani hakem bulmakta da zorlanıyorsunuz, editoryal süreçler de zorlaşıyor. İşte bir ön yargı olduğundan bahsediliyor. Yazarların milliyetleriyle ilgili vesaire ilgili. Yani şimdi bu denkleme bir de yapay zeka girdiği andan itibaren işin içinden çıkılmaz bir hale gelecek.
Kaldı ki burada işin kitap tarafı da var. Hani makalede bir araştırma vesaire var ama yani burada yayın evlerinin kitapla ilgili konularda da çok ciddi bir sıkıntısı olacak diye ben düşünüyorum. Ben çok rahat bugün aslında ChatGPT altyapısını kullanarak kendim de hakim olduğum konularda metinleri ona ürettirip bunları derleyip toparlayıp bir kitap oluşturup bir gelişi güzel kaynakça da hazırlayıp bunu bir yayın evine ben bunu hazırladım diye verme şansım da var. Bunlar kontrolden de geçmiyor. Bir hakem kontrolünden de geçmiyor. Yayın evlerinin bu anlamda aslında şeyleri de çok zayıf. Editoryal süreçleri de çok zayıf maalesef. Hani Türkiye'den yeni tek... bahsediyorsan belki. Evet, yani Türkiye'den hocam bahsediyorsan. biraz Türkiye'den bahsediyorum, evet. Yurt dışında kitap yayınlama deneyimim çok olmadığı için ama Türkiye'de çok ciddi bir editoryal süreçten geçmiyor. Yani siz sonuçta ben bu konuda bir kitap yazdım. Telifle ilgili çok fazla bir beklentiniz yoksa çok rahat bunları bastırabiliyorsunuz. Yani bence bu denklemler iyice karmaşık bir hale geldi. Burada bir milat da olabilir belki. Yani yapay zekadan önceki yayınlar, sonraki yayınlar gibi bir takım bir milat da konulabilir belki ileriki yıllarda. Ben şimdi biraz önce de söz ettik. Aslına bakılırsa işin bir kolay yönü var, bir zor yönü var. Kolay yönü en azından algoritmik olarak yani bu derece arızalı ise ister ne bileyim intihal açısından ister makineler tarafından yaratılmış içerik açısından bunu zaten daha editör masasında vesaire yakalamak son derece kolay. Ama iş orijinalite olayına gelince biraz önce de konuştuk. Bu konuda en azından şimdilik ya şu fikir orijinal, bu fikir orijinal gibisinden bir yardım bize sunacak durumda değil. Dolayısıyla da şu anda en azından bilimsel iletişimde etikle ilgili oluşumlar, COOP gibi biliyorsun onun da şeyleri var, guidelines diye ne yapılması gerektiğiyle ilgili. Hep üzerinde sakınılan konu üretilen içeriğin otantik olması. Yani orijinal olması. Hatta işte content authenticity inisiyatifi diye içerik otantikliği girişimi diye bir girişim de var yayıncılar ve şey bazında başlatılan. Dolayısıyla burada en azından mekanik kısmı ile ilgili olarak otantikliğin büyük bir kısmı daha literatüre yansımadan kuşkusuz yakalanabilir. Ama şunu yapabilir mi ondan emin değilim. Şimdi mesela ChatGPT tarafından yazılmış olanları yakalayalım vesaire diyorsunuz. Baktığınız zaman literatürüne ortak yazar olarak kedisini köpeğini koymuş olup da literatüre girmiş olan makaleler var mesela. Ve hani bunlar bir kısmı daha sonradan ortaya çıkıyor, bir kısmı çıkmıyor. Belki akran değerlendirmesiyle ya da bu süreçle dalga geçmek için böyle de davranılmış olabilir ama bu yönde şeyler var. Dolayısıyla da şu anda yapılan bir takım şeyler işte yapay zeka tarafından yapılan bakıyor diyelim ki çok yazarlı bir şeye yani kel alaka alanlardan insanlar burada ortak yazar olarak bildirilmiş. Ha, o zaman bayrak kaldırıyor. Ama yani sizin kel alaka dediğiniz şeyin pekala çok orijinal bir içerik olması da mümkün o açıdan bakıldığında. Yani günümüzde özellikle büyük sorunlar konusunda yapılan araştırmalara baktığınızda yani her daldan kişinin katkı sağladığını görebiliyoruz buraya. Onun için de bu tür kolaycı yaklaşımlar %100 doğru sonuçlar vermeyebilir. Ha, durum daha karmaşık olacak mı senin dediğin gibi? Elbette olacak. Yani burada sakınılması gereken konu o zamana kadar bir şekilde akran değerlendirmesiyle vesaireyle bir filtrelemeden geçmiş olan bilimsel içeriğin bulandırılmaması, kirletilmemesi, bir şekilde bu tür
gerek otantiklik gerekse orijinalite açısından kuşkulu bir takım içeriğin baskın hale gelmemesi. Çünkü makinelerle içerik üretmek en azından entelektüel olarak üretmekten çok daha kolay. Bunu ta 20-25 sene önce bulletin board sistemlerinde de biz tecrübe etmiştik bir şekilde. İnsanlar yeni yeni tanışıyor vesaire. Öte yandan birisi otomatiği alıyor. Bakıyorsunuz yani sayfalarca işte o zamanlar belirli bir şeyde Türk-Ermeni ilişkileriyle ilgili olarak otomatik olarak içerik salınıyordu. Yani insanın o kadar şeyi daktiloyla yazması mümkün değil bakıyorsunuz ama yani onlarca sayfa halinde, karşı görüş halinde bir takım şeyler yayınlanıyordu. Şimdiki hızı düşündüğümüzde aradan geçen zaman içerisinde bu tür bir suyu bulandırma hikayesinin çok kısa sürede çok daha büyük hacimde bulanık bilgiyle bilimsel bilgi havuzunun kirletilebileceğini söylemek mümkün. Onun için zaten birkaç aşamada birden bunun yapılması lazım. Yani nasıl ki işte arama motorları bu tür otantikliği belli olmayan makinece yaratılmış içerikler konusunda kıskanç davranıyorsa, aynı şekilde editörler, yayıncılar vesaire de biraz önce sözünü ettiğim şeyler çerçevesinde, kurallar çerçevesinde hem yani intihal açısından hem otantiklik hem orijinalite açısından bunların üzerine gitmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki aradan kaçan şeyler olmayacak mıdır? Olacaktır. Bu o, hani kaçanların miktarı son derece belirleyici. Bu zamana kadar bir şekilde akran değerlendirmesi en azından ne bileyim süreli yayıncılığın ortaya çıktığı birkaç yüzyıldan bu yana işi görmüş durumda. Belki mükemmel değil ama bundan sonra ne olacağını öngörmek o kadar kolay değil. Yani ne bileyim bir şekilde yardımcı olarak dahi olsa akran değerlendirmesinde bu tür yazılımlar kullanılabilir mi? Neden kullanılmasın? Olabilir. Tıpkı bu işte ne bileyim araştırma değerlendirmede sayısal verilerin akran değerlendirmesinde yardımcı araç olarak kullanılabilmesi gibi. Ama bunu tersine döndürdüğün zaman yani sadece sayılara bakarak ya da sadece ChatGPT benzeri yazılımların ne dediğine bakarak işi yürütmeye kalktığınızda o zaman olaylar sarpa sarıyor maalesef. Bu arada bir konuya daha kısaca da olsa değinmekte yarar var. Belki zamanımız azalıyor ama yani bilimsel iletişim sürecinin içinde kurumlar olarak bellek kurumları, kütüphaneler vesaire de bu gelişmelerle yakından ilgilenmek zorunda. Çünkü yani bir baktığınız zaman işte biraz önce tavsiye sistemlerinden vesaire söz ettik. ChatGPT'nin bu amaçla kullanılmaması falan filan. Baktığınız zaman aslına bakılırsa ne bileyim bir kütüphanenin referans birimindeki görevli kütüphaneci de tavsiyede bulunuyor sonuçta. O da kuşkusuz bu tür şeylerden de yararlanabilir vesaire. Ama bunu yaparken hep programda vurgulamaya çalıştığımız gibi bunu bir yardımcı olarak görme işleri daha ne bileyim hızlı bir şekilde gerçekleştirme konusunda yardım almasında hiçbir sakınca yok. Hatta işlerin yapılış biçimini de değiştirecektir. Tıpkı başka alanlarda olduğu gibi. Bu çerçevede de yani içerik tanımlama, içeriğin özetini çıkarma, belki açıklamalı bibliografya hazırlayamam dedi ama belli başlı kaynaklar konusunda öneride bulunmak konusu gündeme geldiğinde pekala bir yardımcı araç olarak bu tür içerik üreticilerinden yararlanılabilir ve işin bir parçası olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama nasıl olacağı konusunda belki de biraz
Yani organizasyonel açısından nereye konumlandırılacağı konusunda bir şeyler söylemek için erken olabilir. Yani kütüphanelerden arşivlere, veri merkezlerine, müzelere vesaireye kadar şu anda belki de en önemli meydan okumalardan bir tanesi bu tür içerik üreten yazılımlar, yapay zeka yazılımları diye düşünmek mümkün. Buna da hazırlıklı olunması gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. ChatGPT ile başlayan aslında program dizisi biraz etik ve hukukla devam etmiştik. Bugün de bilimsel iletişime etkileri üzerinde konuştuk. Ben önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çok daha detaylı aslında programlar yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü iki tarafta hem bilimsel iletişim tarafında hem de buna etkilerini üzerinde gelişmeler olacaktır. Bunları da bir yandan takip ederiz. Ama önümüzdeki süreçte bence bizim alanla ilgili, özellikle bilgi yönetimi alanıyla ilgili bilimsel iletişimi kapsayan çok yeni pazarlar, çok yeni aslında iş alanları, bizim mezunlarımızın veya firmaların çalışabileceği çok farklı alanlar ortaya çıkacak. Hem bu içeriklerin geliştirilmesi anlamında bence, hem de bu geliştirilen içeriklerin bir anlamda kontrol edilmesiyle ilgili olarak yeni aslında pazarlar bir şekilde buradaki çalışmaların çok daha hızlı ilerlemesine de neden oluyor. Bence bizim aslında müfredatlar içerisindeki derslerin bu şekilde etkilerini de bakmak gerekecek. Yani yapay zeka bu mevcut süreçleri nasıl etkiledi diye en azından her bir içeriğin içinde bu şekilde güncellemelerde bence gözlemlemeye başlayacağız. Dikey uygulamalardaki, dikey yapay zeka uygulamalarındaki başarı artık genel yapay zekaya doğru çok ciddi anlamda genişledi. Bunun tekrardan aslında belirli konularda özelleşmiş yapay zekaları da yeni çalışmalar içinde bence gözlemleyeceğiz. Bu sistemlerin gelişimini de birlikte takip ederiz. Çok teşekkürler hocam, değerli yorumlarınız için. Önümüzdeki hafta yeni bir konu olabilir. Bu konunun farklı çalışmalar olabilir. Devam ederiz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Belki izleyicilere hatırlatmakta da yarar var. Önümüzdeki 2 hafta sömestre arası. Dolayısıyla belki Bir küçük ara veririz. ondan sonraki haftaya Tamam. buluşmak üzere diyelim. Tamam hocam. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ara tatiller de dileyelim o zaman hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.